O çocuğu cezalandırmak için alıp sakladım onu. Sen kibir karakter aczinin işaretidir derdin. O dolma kalemle böbürlenmesine sinir oldum. Cezalandırmak için sakladım. Biraz arasın korksun. Sonra veririm dedim. Öğretmen gelince iş büyüdü. Kalemi benim çaldığımı söyledi. Çalmakla suçlanınca korktum birden. Çalmak başka bir şeydi. Kendimi anlatamayacağımdan korktum. Bana inanmayacaklarından korktum. Gerçeği anlatmadım. İnkar ettim. Susmak en doğru yol gibi göründü. Sana yalan söylediğimde bana inandın. Güvendin. Meseleyi kapattın. Zamanla okulda da unutuldu gitti o olay. Ama benim için hiç kapanmadı. Hiç unutmadım ben. Gidip gelip gizlice sakladığım yerde paslanan dolma kaleme vicdan azabımı izler gibi baktım. Elimi sürmeden. Öbür sene okul açıldığında banda odası yenilenmiş, kalem kaybolup gitmişti. Ben de hiç silinmeyecek bir iz bırakarak kaybolup gitmişti. Ne zaman yanlış yapsam, ne zaman sana karşı kendimi mahcup hissetsem, eksi halime hep o kalemle bir çentik attım. Ferhunde, sana ilk baş kaldırışımdı. Senin asla onaylamayacağın bir ilişkiye başlamıştım bile bile. Tutulmuştum. Koparamıyordum kendimi. Gözümün önünde ailemizin resmi pırıl pırıl dururken ben başka bir aile resmindeki bir kadının hayatına girdim. Bir kadının hayatına, bir yuvanın kutsallığına el uzatmış rezil bir adamdım ben. İrademi kullanamamış, heyecanımın esiri olmuştum. Ferhunde'yi de tehlikeye atmış, kendimi kurtarmak için kaçıyordum. Ferhunde'nin de kocasının da onurunu ayaklar altına almıştım. Ben de zaten